Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle renkli yazmalara yapabileceğiniz bir oya modelini anlatacağım. Yapraklı bir oya modeli, tam sonbahara uygun ve yazmalara uygun bir oya modeli. Yeşil ipimiz var, kırmızı ipimiz var ve hardal sarısı. Bunlar dört katlı bükülmüş ipek hepsi arkadaşlar. Çıkartamadım. Farklı markaların olabilir. Hemen hemen aynı ipler. Biraz kalın olabiliyor bazen, biraz ince olabiliyor. Aynı markanınki de inceli kalınlığı çıkabiliyor. Çünkü boyası önemli. Şimdi aranın kayalarını yapıyoruz. Şimdi iki tane zürafa yaptım. Birinci zürafanın üstüne geriye geliyorum. İkinci zürafaya geçerken bir zürafa yapıyorum. Son zürafanın üzerine geri geliyorum. Ve aynı yere batarak arttırma işlemi yapıyorum. Yani pırpır yapıyorum buraya. Aynı zamanda tabii arttırma işlemi. Sonra yan tarafa iniyorum. Bu şekilde istediğiniz kadar küçük kayalar çalışabilirsiniz. Pırpırlı kayalar. Şimdi modeli oturtmak için 5 tane araya zürafa yapacağım. 4 tane de kaya için zürafa yapacağım. 3 4 5. Şimdi 4 tane de çiçeği oturtmak için, çiçek demeyeyim, yaprakları oturtmak için bir dal. 2 3 ve 4. Daha sonra ipimi İlk zürafaya geri getireceğim. Gözeme yapıyorum bunu. Gözeme işlem diyorum. Daha sonra hepsine birer kere batarak 3 tane zürafa yapıyorum. Kendiliğinden eksiliyor zaten. Sonra tekrar ipimi geriye getiriyorum. Ve 2 tane zürafa yapıyorum. İlk zürafaya biraz hafif büyük bir zürafayla geliyorum iple. Sonra ileriye doğru bir büyük zürafa yaparak köprü yapıyorum ve tekrar aşağıya zürafamı iniyorum. Ve bu şekilde kayık kısmını, bizim tabirimizle alt kısmını tamamlamış oluyorum oyamızın. Şimdi yine 5 tane zürafa yapacağım ve devam edeceğim oyamı yapmaya. 4 ve 5. Yine 2 tane zürafa yapacağım. Geriye geleceğim. Bir tane zürafamı yapacağım. Onun üzerine de pırpırımı yapıp aşağı ineceğim. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz. 5 tane, 7 tane. Daha sonra buradan ipimi kesiyorum. Yaptığım köprünün içine geliyorum. Yeşil ipimle yapacağım bunu. İpimi bağlıyorum köprünün üzerine. Bağlayamadım. Evet, bağlıyorum bu şekilde. Ve 2 tane zürafa yapıyorum buraya. Sonra ipimi geriye getiriyorum. Gözeme işlemi yapıyorum yine. Aynı yere batarak arttırma işlemi yapıyorum. Sonra yandaki zürafaya geçiyorum. Yine aynı yere batarak bir zürafa oluşturuyorum ve arttırma işlemi yapıyorum. İki yerde arttırıyorum ama bir tane zürafam artıyor, biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi tekrar ipimi geriye getiriyorum. Yine arttırma işlemi yapıyorum. Ve yandaki zürafaya geçiyorum.
Yandaki zürafaya geçiyorum. 4 tane zürafam olacak bu sefer. En sonunda yine arttırıyorum. Başta ve sonda arttırıyorum. Şimdi bir sıra daha arttıracağım. 5 tane zürafam olacak burada. Evet arkadaşlar, şimdi 5 tane zürafam oldu. Artık eksilteceğim. İpimi biraz hafif gergin getiriyorum geriye gelirken. Eksilteceğim için. Şimdi buraya bir tane pırpır yapıyorum. Arttırıyormuşum gibi yapıyorum ama birazcık büyük çalışıyorum onu. Daha sonra diğer zürafalarıma birer kere batıyorum. Eksiltiyorum yani. Alttaki tabanda yaptığım gibi. Sonra ipimi yine baştaki zürafaya getiriyorum. Yine gergin olsun ipiniz. Daha sonra yine pırpırımı yapıyorum. Ve eksiltiyorum. Üç tane zürafam kalıyor. Bakın ipimi gergin çektiğim için biraz toparlanıyor yaprağım. Kıvrık bir yaprak olacak sonuçta. Güzel, koşuş görünümlü bir yaprak. Daha sonra yine pırpır ve iki zürafa. Bunun püf noktası bu arkadaşlar. Yani ara ipinin gergin gelmesi. Daha sonra tekrar pırpır ve bir zürafa yapıyorum. Şimdi pırpırımın üzerine, son zürafanın üzerine geldim. Pırpırımı yapıyorum sadece. Ve bakın şimdi hafif sola çektiriyorum. Bakın hafif şöyle bir kıvrık edalı bir yaprak oluşturmuş oldum. Hafif sallanan, salınımlı, dümdüz baklava olmayan bir yaprak. Evet arkadaşlar, bu şekilde yaprağımı oluşturdum. Daha sonra bu gözün içine yine yazmama uygun benim hardal sarısı ve kırmızıyı kullandım şimdi. Siz istediğiniz renklerde mavi kullanabilirsiniz. Yazmanıza uygun renklerde kullanabilirsiniz. Hardal sarısı ve kırmızıdan yaptım. Siz her yazmaya uyabilecek bir model, istediğiniz renklerde çalışabilirsiniz bu modeli arkadaşlar. Evet, böyle bir model oluşturdum bugün sizlere. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Severek yapar, iyi günlerde kullanırsınız. Daha önce de abone olmadıysak abone olmayı da unutmayalım lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. İstek ve önerilerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Şimdilik iyi günler. Sağlıkla kalın, esen kalın.